Merhaba, ben Doktor Erhan Özel, Hipokrat TV izleyicileri. Bugün tekrar korona ile ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Koronanın ikinci dalgası geldi. Dalga demeyelim bunu artık, sanki tsunami gibi geldi. Biz İstanbul'dayız. İstanbul'da çember oldukça daraldı. Nereden biliyoruz? Hastalardan biliyoruz. Ayrıca artık herkesin telefonla birbirine konu komşu, benim de komşumda var. Kendi akrabalarımızda oluyor. Şunlar da böyle olmuş. Toplu olarak şunlar korona olmuş, sessiz geçirmiş, yoğun bakıma yatırılmış gibi çok sık duymaktayız. Bütün dünyada tabii ki bu salgın çok fazla miktarda. İngiltere'ye, Fransa'da günlük neredeyse 30-35 bin vaka bildirimleri var. Onun için korona gündemi ve pandemisi devam etmekte. Bilindiği gibi korona yaklaşık %80 asemptomatik veya hafif orta derecede alan kişiler geçirmekte. Yaklaşık %40'ı tamamen asemptomatiktir. %40 civarında olanları da orta veya hafif semptomlarla evinde tedavi edilmekte. Yani %80'ini bir tarafa ayırıyoruz. Bunlar asemptomatik ve hafif geçirenler. Yaklaşık %14 grubu ciddi olan gruplar, ki bunlar hastaneye yatırılarak tedavi yapılmakta. %6'lık bir grup ise kritik hastalardır. Bunlar yoğun bakıma alınmakta ve bunların da maalesef yarısı kaybedilmekte. Yani %3 civarında bir ölüm oranı bulunmakta. Koronada şu an salgın ve hasta sayısı çok fazla olduğu için bize de devamlı telefonlarla, hocam ben koronadan korunmak için ne yapmalıyım? Veya korona olduğum evde şu serumu taktırayım mı? Şu serumun içerisinde şu vitamini koruyayım mı? Bağışıklığımı nasıl kuvvetlendiririm diye devamlı sorular gelmekte. Öncelikle arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yani evinde korona tedavisi gören bir hastaya serum takmaya gerek yok. Bunu serum içerisinde vitamin gibi böyle bir uygulama yok. Bu şekilde bildirimler alıyoruz. Serum tedavisi beslenemeyen, sıvı açığı olan insanlar için uyguladığımız bir tedavidir. Genellikle hastane ortamında yapılan bir tedavidir. Ayrıca korona olmayayım diye bağışıklığımı kuvvetlendireyim, şu vitamini alayım, o vitamini yiyeyim, bu yemeği yiyeyim, bu gıdayı alayım diye de bir şey yok. Normal beslenme dışında özel bir şeye pek gerek yok. Çünkü koronada maalesef bağışıklığımız çok kuvvetli olduğu zaman bazen daha ağır geçirebiliyoruz ve sitokin fırtınası oluyor. Bu yüzden bağışıklığın belki de çok çok iyi olması korona için de çok iyi bir şey değil. Normal beslenen bir insan için çok ekstra şeylere gerek yok. Ama ben bugün kendimce yaptığım literatür taramalarında, pratikte uygulanan çalışmalarda 3 tane maddeyi öne çıkarmak istiyorum. Koronadan korunmada, korona hastalığının hafif geçmesini sağlamada hangileri faydalı olabilir diye. Birincisi melatonin, ikincisi D vitamini, üçüncüsü ise laktoferin. Melatonin bildiğiniz gibi bir uyku hormonu, gece karanlıkta salgılanmakta ve bizim iyi uyumamızı sağlamakta. Gece 23 ile 02 arasında melatonin hormonu pik yapmakta, ama yattığımız odanın karanlık olması, ışık görmemesi, bilgisayar olmaması, televizyon olmaması, cep telefonu olmaması, yani bir ışık olmayan ortamda melatonin salgısı daha iyi olmakta ve kişinin uykusu daha iyi olmakta. İyi uyuduğumuz zaman da bağışıklığımız daha iyi olmakta ve virüse karşı savaşımız daha iyi olmakta. Uyku saatlerimizi en az 6-8 saat gibi düzgün sağlamamız lazım. Alkol almamamız gerekir çünkü alkol uykuyu kaçırabilir. Kafein almamak gerekir. Akşamları uyumadan önce ağır spor, en az 5 saat öncesine kadar ağır spor yapmamak gerekir. Çünkü uyku kalitemiz bozabilir. Uyku kalitemiz bozulduğunda bağışıklığımız bozulur ve bu şekilde bu viral infeksiyonu, koronayı daha ağır geçirebiliriz veya yakalanabiliriz. Onun için melatonine dikkat çekmek istiyorum. Zaten biz melatonini uyku problemi olan insanlarda tablet olarak kullanmaktayız ve melatonin tableti uyku problemi olan insanlarda, çünkü hiçbir yan tesiri olmadığı için, günlük akşamları 3 mg ile 10 mg arasında vermekteyiz. İkinci dikkat çekeceğimiz vitamin D vitamini. D vitamini de aslında bir pandemi gibi, dünyada en az 1 milyar insanda D vitamini eksikliği var. Türkiye'de de en az 10 kişiden 8 kişide D vitamini eksikliği bulunmakta. D vitamini de Amerika'da ve İspanya'da yapılan çalışmalarda koronaya karşı D vitamini kullananlarda koronanın daha hafif geçtiğini ve yoğun bakım ihtiyaçlarının daha az olduğu saptanmış. Bu yüzden D vitaminini koronaya karşı korunmada kullanmakta fayda var. Ama kullanırken mutlaka D vitamini seviyesine bakıp da ilacın dozu ayarlanmalı. Çünkü seviyesi 100'ün üzerine çıkınca intoksikasyon ihtimali olacağı için 100'ün üzerine çıkarmak lazım. İdeali 60-70-80 civarında seviyesini tutmakta fayda var. Üçüncü bahsedeceğim ürün laktoferin. Lakto süt demek, ferin de demir demek. Bu tüm memelilerin sütünde bulunan bir madde. Özellikle yeni doğum yapmış bayanların, annelerin sütünde
ilk 3 gün bulunan bu sarı koyu bizim kolostrum dediğimiz bir madde var. Bunun içerisinde bulunmakta ve bu maddenin özellikle antiviral laktoferinin yani antiviral yani virüslere karşı koruyucu, antibakteriyel bakterilere karşı koruyucu, antienflamatuar iltihap giderici ve immün modülatör yani immün sistemi dengeleyici etkileri olduğu bilinmekte. Özellikle anne sütünde bulunmakta demiştim ama bunu marketing hale getirmek için, kullanmak için inek sütleri kullanılmakta. Yaklaşık 3 litrelik bir inek sütünden 60 mg'lık kapsül yapılmakta ki 60 mg'lık kapsül neredeyse bir günlük veya yarım günlük doz gibi düşünmek lazım. Peki bu laktoferin nedir, ne yapıyor, COVID'de ne alakası var derseniz şimdi hem COVID'le ne alakası olduğunu söyleyeceğim hem de etki mekanizmasının normalde nasıl olduğunu anlatmaya çalışacağım. Covid'den daha önceki salgınlarda SARS salgınında, SARS da biliyorsunuz aynı korona sülalesinden bir virüs. Bu da yine aynı korona gibi bulaşmakta ve ACE2 reseptörüne yakalayarak etkisini akciğerlerde göstermekte. İşte bu laktoferin virüsle ACE2 reseptörleri arasına bir duvar örerek ACE2 reseptörüne virüsün girmesini engellemekte. SARS enfeksiyonunda yapılan çalışmalarda öyle olduğu için de korona da aynı grup olduğu için koronada da buna yine bununla ilgili çalışmalar devam etmekte. Yani koronayı daha hafif geçirme veya önleme veya yoğun bakım ihtiyacını azaltma konusunda da laktoferin başarılı olma ihtimali yüksek. Peki ne yapıyor laktoferinin etkisi neydi? Yani laktoferin aslında bir vitamin değil, bir ilaç değil. Bu aslında laktoferin bir metal bağlama kapasitesine aracılık yapıyor. Yani demirin bağlanıp emilmesine, çinkonun bağlanıp emilmesine, bakırın bağlanıp emilmesine, B12'nin bağlanıp emilmesine. Yani geçiş maddelerinin ve besinlerin taşınmasına ve hücreye girmesine aracılık yapıyor. Bunları hızlandırıyor. Dediğim gibi antiviral, antibakteriyel, antienflamatuar ve immün modülatör etkileri vardı. Özellikle bunun dışında uzamış COVID'de, post-COVID enfeksiyonunda da faydası olma ihtimali yüksek. Ayrıca zamanda laktoferinin antioksidan etkisi var. Bağırsak florasını düzenleyici etkisi var. Ayrıca doğurganlığı arttırdığı bilinmekte. Fizyolojik gelişmeyi desteklemekte. Gene laktoferinle ilgili yapılan çalışmalarda özellikle koronada laboratuvar takip kriterleri olarak bildiğimiz D-dimer yani dedimer, interleukin 6 ve feritin dediğimiz faz reaktanları ve tetkiklerin dedimerin, interleukin 6'nın ve feritin değerlerini düşürdüğü saptanmış. Bu yüzden bugün melatonini, D vitaminini ve laktoferin konusundaki fikirlerimi anlattım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili sorularınız olursa Instagram'dan veya Hipokrat TV kanalından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.